Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegre edilen helikopter yakalama ve transfer sistemi Kuşkapanı'nın kapan testleri gerçekleştirildi. Kuşkapanı sistemi olarak kullanılan gemiye ilk iniş operasyonunu Deniz Hava Komutanlığı'nın tek kadın pilotu Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerine en gelişmiş teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla kazandırılmasına yönelik çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor. Son olarak Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinde kullanılmak üzere Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen helikopter yakalama ve transfer sistemi başarıyla yerlileştirildi. Helikopterlerin gemilere güvenle iniş yapmasını sağlayan ve Türk savunma sanayindeki kabiliyetler kullanılarak yerleştirilen helikopter yakalama ve transfer sistemi Kuşkapanı'nın kabul testleri tamamlandı. Milli imkanlarla geliştirilen sistem, testlere SH-70 Seahawk helikopterlerinin güvenli şekilde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a inişini sağladı. İniş operasyonu sonrasında helikopter emniyete alındı ve hangarlama operasyonu gerçekleştirildi. Testler kapsamında SH-70 Seahawk helikopter birden çok kez iniş gerçekleştirdi ve Kuşkapanı tarafından yakalandı. Kuşkapanı sistemi kullanılarak yapılan ilk helikopter iniş operasyonlarını Deniz Hava Komutanlığı'nın tek kadın pilotu Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş yaptı. Sistem helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacak donanımlardan oluşuyor. Kamera ve helikopterlere monte edilmiş lazer sistemi gibi alt bileşenlerden yararlanılan sistemde görüntü işlemeyle helikopterlerin konumu hesaplanıyor. Hesaplanan bu veriler çabuk yakalama aracı vasıtasıyla helikopterin doğru bir açıda tutulmasını sağlıyor. Türkiye'nin savunma sanayideki millileşme adımlarına bir yenisi daha eklendi. Omuzdan atılan Tank Savar füzesi Kara Ok atış testlerini başarıyla tamamladı. Detaylarına bakalım. ...500, 1000, 1500 metre hedefler bir bir yerleştirildi. Hepsi de tam isabet vuruldu. Yerli ve milli hamlelere bir yenisi daha eklendi. Roketsan, Karaok omuzdan atılan tank savar füzesinin atış görüntülerini paylaştı. Atış testleri sırasında Karaok, farklı hedefleri farklı atış modlarında vurmayı başardı. Uzun süredir sessiz bir şekilde yol alan Karaok projesinde yeni test atışları gerçekleştirildi. Atış testleri sırasında Karaok, 1500, 1000 ve 500 metre uzaklıktaki hedefleri vurmayı başardı. Testlerde hedef olarak emekli edilmiş M47 ana muhabere tankları da kullanıldı. Karaok hedefleri hem doğrudan hem de üstten vuruş modlarında vurmayı başardı. Roketsan'ın en kısa menzilli tank savar füzesi olan Karaok, omuzdan atıldığı için geliştirilmesi en zor tank savar füzeleri arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri üretimi Javelin, Karaok'un rakibi konumunda yer alıyor.